Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun efendim. Ve Hicri 604. Rabi'el Evvel'in 7. günüydü. Belh kentinde dünyaya geliverdi. Babası Bahaeddin Veled. Devrinin en büyük alimlerinden biriydi babası. Ona Sultanül Ulema demişlerdi. Neseben soy olarak Sıddık-ı Ekber'e dayanırdı. Ebu Bekir Sıddık'a dayanırdı. Ve ilk derslerini babasının talebelerinden Şeyh Burhaneddin Efendi'den alıverdi. İlim ve edep sahibiydi. Babası ilim noktasında ön planda olduğu için kıskanıldı. Onu kıskandılar, babasını, Bahaeddin. Nihayet onu sürgün ettirdiler Belh kentinden. Ve 626'da geldi Alaaddin Keykubat'ın dileği üzerine, sultanın dileği üzerine Konya'ya yerleşti. Hicret ettiği zaman Bahaeddin yerine oğlu Mevlana Celaluddin girdi. Ve Celaluddin o mekan mekan dolaşıp ilim sahibi olmaya, ilim tedris etmeye gayret etti. Şam tarafına geldi. 630'du. Halep'te kaldı, ilim adamlarından istifade etti. Suriye yani. Sonra Dımışk'a, Şam'a geldi. Muhyiddin İbni Arabi ile görüştü, Sadreddin-i Konevi ile görüştü. Üstaz Kirmani ile, büyük şarih Kirmani ile görüştü. Büyük ulemayla hemdem oldu. Onlardan ilim tedris ediyordu, ilim öğreniyordu. Sonra tekrar Konya'ya döndü. Moğolların istilasından ve fitnesinden kaçan alimler Konya'ya geliyorlardı. Bir manada faziletlilerin merkezi haline geldi. Sadreddin-i Konevi de Muhyiddin İbni Arabi'nin büyük mutasavvuf, Şeyh Muhyiddin'in vefatından sonra Konya'ya geldi. Artık her an her dem eğitim verdi, 400 talebesi vardı. Tefsir öğretirdi, fıkıh öğretirdi.
ve 642'dir. İran'ın Tebriz'inden Tebrizli Şems diye, İranlı Şems diye bir zat gelir. Adı Muhammed bin Ali bin Melik Eddat. İnsanlar tanımıyorlardı Şems'i. Şems güneş demekti. Güneş kapanlar, sonra güneşten rahatsız olacaklardı. Yarasaların gündüzden rahatsız olduğu gibi. Bir gün Celaleddin talebeleriyle beraberdi. Oturuyordu. Sonra kalktı, Konya'nın çarşısında dolaşıyordu. Mevlana dolaşırken halk toplanırdı etrafında, severlerdi. Aşkın bir muhabbet vardı bu ilim dahisine. Ve bir an Şemseddin, Şems-i Tebrizi Mevlana'nın bulunduğu yere geldi. Birden hiç kimsenin beklemediği bir anda bir soru soruyordu. Diyordu ki, ilim ve riyazattan gaye nedir? Mevlana şöyle baktı soru sorana, bu yabancıya. Dedi ki, gaye Allah'ın şeriatine, şeriatın adabına, prensiplerine muttali olmak, şeriatı bilmektir. Ama Şemseddin kendinden çok emindi, sakindi. Hayır dedi, gaye o değil. Gaye malum olana, bilinmez görünüp her tarafta zahir olan Allah'a ulaşmaktır. Sonra şöyle diyordu, İlim seni nefsinden tecrit etmiyorsa, seni nefsinden vazgeçirmiyorsa, cehalet ondan daha güzeldir. Mevlana hayret etmişti. O ayrı bir demden ayrı bir şey söylüyordu ona. Mevlana'nın muttali olmak istemediği, belki Mevlana'nın muttali olamadı, belki muttali olmadı, belki başını defterinden kaldırmadığı için düşünmedi bir aleme ait bir perde açıyordu. Gaye maluma ermek diyordu. Mevlana yeri yapıyordu yanında. Gel otur bakayım. Oturuyorlardı. Talebelerinin gözü önünde sohbetler, saatler devam ediyordu. Mevlana bir yerde, bir noktada bir okyanustu. Ama bir diğer tarafta ise musluğu kapanmış, okyanusu durduran bir sed gibiydi Mevlana. Şems ise o musluğun kapısını nasıl açılacağını iyi bilen bir tamirci gibiydi. Mevlana okyanustu. Bir Mevlana bin Şems'ti belki, ilimde ve diğer noktalarda. Ama Şems'in bildiği bir şey vardı. Muhabbete varmanın yollarını iyi biliyordu. Şems Mevlana'ya o alemi açıyordu. Mevlana Şems'e diğer alemi açıyordu. İki deniz birleşmişti doğrusu. Arada büyük galeyanlar, büyük kasırgalar esiyordu. Tam 6 ay boyunca, belki namaz vakitleri hariç, tam bir halvet. Nedir halvet? Şeyh ile mürid arasında sürekli insanların birbirlerine vermiş oldukları ilmi, o güzelim rahmet. Birbirlerine bal sunuyorlardı. O konuşuyordu, bitiriyordu, Mevlana başlıyordu. Mevlana bitiriyordu, o başlıyordu. Sonra beraber zikir haline giriyorlardı. Beraber Kur'an okuyorlardı. Öyle müthiş bir hal vardı ki Mevlana ortadan kaybolmuştu. Selahaddin Zerkub'un yanındalardı. Selahaddin giriyordu, çıkıyordu oraya. Mevlana doğrusu kimseyi kabul etmiyordu. Kimseyle görüşmek istemiyordu. Ruhu dolmuştu. Yanında hakikatlerin önünü açan bir zat vardı. Şems, Tebrizi Şems. O öyle diyordu bir yerinde. Bana hakikatin yolunu Şems gösterdi diyordu. Ben gerçek manada yakın imanımı ve kesin bilgimi Şems'e borçluyum. Öyle diyordum. Sultan Veled ise şöyle diyecekti. Üstad babam,
Şems-i Tebrizi'nin küçük bir talebesiydi sanki. Her gün oradan ders alıyordum. Her ne kadar kendisi mütehassız bir alim ve zahit idiyse de Mevlana'yı kastediyor. Şeyhinin huzurunda daha önce emsali görmediği yeni bir ilim bulmuştu. Şems bu noktada mekan kesbetmişti. Mekan aşmıştı. Mevlana aşı verdiği yerde bir muhabbet bulmuştu. Fakat Konya çalkalanıyordu. Diyorlardı ki bir yabancı geldi. Bir adam. Kim oldu belli olmayan bir adam. Şeyhimizi elimizden alıverdi. Mevlana köşesine çekildi. Firkat etti, hicret etti Mevlana. Medrese boş, talebeler bir kez kaldı. Bitmeli artık bu sohbet diyorlardı. Bu adam gitmedikçe Mevlana medreseye dönmeyecek. Her an her dem buldukları, Sadreddin-i Konevi gibi her an buldukları bir alim istiyorlardı. Mevlana'nın bir özelliği vardı. Madde ve mana ilimlerinin ikisinde de mutabahhirdi. Ama Şems ona ayrı bir yer açmıştı. Neye benzer biliyor musunuz? Bir hastalığınız vardır. Tedaviye başlamışsınızdır. Sonra birden yeni bir ilaç çıkar, daha kısa sürede sizi tedavi eder. Buna benziyordu Şems'in müdahalesi Mevlana'ya. Müritlerini bırakmıştı, talebelerini bırakmıştı. Konya'dan firkat etmişti. Diyorlardı ki biz üstadın bütün kerametlerini görmüştük. Mevlana Konya vasıtasıyla her tarafa yayılmıştı. Fakat garip bir adam geldi. Meçhul bir adam. Bu adamda ne var? Kopardı Mevlana'yı bizden. Baksana, sarardı Mevlana'nın yüzü. Eski heyecanı kalmadı Mevlana'nın. O ayrı bir heyecan bulmuş aslında. Talebeler ona muhtaç. Medresenin kapıları açık kaldı. Caminin mihrabı kimsesiz kaldı. Dersler bitiverdi. Konferanslar kesiliverdi. Aslında biraz sabretseler Mevlana dönecekti. Ayrı bir dönüşle dönecekti. Ama insan bu ya. Sevdiğini paylaşmak istemez. Konya halkı Mevlana'yı paylaşmak istemiyordu. Kimseyle paylaşmak istemiyordu. O diyorlardı, Şems bir kurnaz tilki diyorlardı. Bir hilekar, şeyhimizi elimizden alıverdi. Baksana hele şu dağ gibi adam, koskoca Mevlana bir yaprak gibi, bir ot gibi soluverdi. Kupkuru hale geldi. Aslında haksız değillerdi ama sabırsızlardı. Sabretselerdi biraz, tahammül etselerdi biraz, ayrı bir hazine bulacaklardı. Mevlana ayrı bir aleme ait güzellikleri birden açacaktı. Tahammülsüzlük, kötü bir hastalık, çekememezlik ayrı bir hastalık. Birdenbire Mevlana'nın aleyhinde kazanlar kaynatılmaya başlanıyor. Doğrusu her ilim adamının bütün çağlar boyunca başının belası olan çekememezlik Mevlana'yı bir anda kavuruyordu. Tam bir ablukaya alıyordu Mevlana'yı. Mevlana'yı kızıyorlardı, sitem ediyorlardı. Ama bu Şems'e karşı tam bir düşmanlığa oturtulmuştu. Düşmanlık yapıyorlardı. Bu adam halledilmeli diyorlardı. Sonra Şems'i kovma kampanyası açtılar. Ve Şems bir gün kayboldu birden. Kim nereye gittiğini bilmiyordu. Bir gün birdenbire fitne çıkar diye Şems kayboldu. Bir gece birden Şems kayboldu. Tam 16 ay Konya'da kalmıştı. 643'tü. Şevval ayıydı. Şems Şevval ayında kayboldu gitti. Lakin Celaleddin dönmedi hiç. Kaybedilen Celaleddin ruhundaki galeyanı söndüremiyordu. Öyle kabarmıştı ki mana alemine ait, melekut alemine ait bütün meçhulleri öylesine çözmüştü ki Şems ona çözmeyi göstermişti, anahtarı göstermişti. Şems gitmişti, Mevlana dönmüyordu ama. O medreseden hiç çıkmıyordu. Talebelerin yanına girmiyordu. Konya halkının içine katılmıyordu.
Ve günler geçer, mekan geçer, zaman geçer. Bir gün bir mektup gelmiştir. Ta Suriye tarafından Dımeşk'tan gelmiştir. Celaleddin kavrulur birden. Derler ki, efendi, efendiden mektup geldi sana. Celaleddin Rumi'nin Mevlana'nın sevincine diyecek yoktu. Kainat sanki yerinden oynuyordu. Bütün kainata bir hareket vardı. Sema meclisine dönüyordu artık. Talebe meclisine dönüyordu. Konya birden şenleniyordu. Döndü Mevlana diyorlardı. Geldi Mevlana. Mevlana yanımızda artık. Bu büyük ilim dahası geldi diyordu. Mihrab şenleniyordu. Minber şenleniyordu. Konya'nın caddeleri şenleniyordu. Mevlana geliyor diyorlardı. O büyük ilim dahisi geldi yine. Düşünebiliyor musunuz? Lütfen dikkatli düşününüz. Mevlana'ya bu aşkı veren Şems'ti. Ama Şems'i kimse tanımıyor, tanımak istemiyordu. Lakin Mevlana çok büyüktü. Aradaki farkı ince çizgiyi iyi anlamak gerekir. Şer'i ilimler, Kur'an ve sünnet ilimleri, fıkıh insanı bu kadar büyütür. Bu kadar büyütür. Bir de manevi noktada eğer dolgun hale gelirse Mevlana olur çıkar. Şems'te bu yoktu. Tefsir adına, fıkıh adına, hadis adına o derinlik yoktu Şems'te. Yok hiç demiyorum. O derinlik yoktu. Mevlana gibi bir derinlik yoktu. Şems'te manevi güç çok fazlaydı. Fakat halk iki şeyin bütünlüğünü istiyordu. Hem ilimde mutabahir olacak, hem mana ilminde dergah olacak. Onu buluyorlardı. Hasret doluyordu Mevlana'da. Allah dostunu sevmenin hasreti. Ve sonra mektup yazıyordu Şems'e, gel diyordu, gel gel ey kalpteki nur, gel gel ey vecd ve muradın gayesi, gel ey kendisini sevgi dostluğu geçen yarısı, gel gel ey geldiğinde sevinç ve saadet menbaı olan, gel ey gittiğinde hüzün ve ıstırap menşei, gel sen geldiğinde güneş gibi doğuyorsun ey uzaklardaki yakın, gel. Siz çocuğunuzu çok mu seviyorsunuz? Evladınızı çok mu seviyorsunuz? O gittiğinde gel der misiniz? Mevlana ile Şems'i böyle anlayınız. Göremediğinde hasret duyan, her şeyini kaybetmiş olan bir yakın Mevlana ve Şems. Sükunet buluyordu ortalık. Sonra Sultan Veled gidecek, hediyelerle gidecek Suriye'ye. Lütf eder misiniz? Rica ederiz. Mevlana bizi gönderdi. Gelir misiniz? Gelir misiniz? Ve azimet, rahmetin yuları tekrar üstündeki adam rahmetin güzelliğine bürünecek. Atının yularını tutturacak ve gelecek. Tekrar Şems Konya'dadır. Problem yoktu yine. Ama Celaleddin'in Şems'e karşı muhabbeti, şeyhine karşı bağlılığı artıyordu. Fakat bu bir nimetti. Ve her nimetin bir bitişi vardı ya. Cennet nimetleri hariç. Dünya nimetleri tükenecekti. Tekrar fitne baş gösterdi. Gariptir bu sefer Çelebi Alaaddin, Mevlana'nın ortanca oğlu, bu fitnenin içerisindeydi. Babasını kurtaracaktı Şems'i kaybettirme uğruna. Gariptir bazen. Sonra bir gün Şems'eddin kayboldu. Kimse bilmedi, bir daha görmedi. Derler ki öldürdüler. Bir gece bir kuyuya attılar. Bu kalp dostunu, bu mana dostunu, bu saatlerce saatlerce peygamber muhabbetini Mevlana'nın kulağına fısıldayan zatı. Mevlana'nın ruhunda artık kıyametler kopuyordu. Tahammül edilmez, dizginlenmez, durmaz. İpler tamamen kopmuştu. Bütün insanlardan irtibatını kesiyordu, alakasını kesiyordu Şems'i bu hale getirenlerden Mevlana.
huzurundan kovuyordu insanları, oğlu dahil olmak üzere. Ama halktan kopmuyordu bu sefer. Meclislere gidiyordu, hem sema meclisine hem ilim meclisine. Hicri 645'tir. Her mekanda şemsi arıyor. Güneş batarken şemsi arıyordu. Güneş doğarken şemsi arıyordu. Şems ona bir şey tattırmıştı. Allah ve Resulünü gerçek manada sevmenin formüllerini tanıtmıştı. Arıyordu ona. Yarıda kalan şey tamamlansın diye. Mevlana. Ama Şems tamamen kaybolmuştu. İçi vesveseyle dolu bir şahıs gibi medresenin koridorlarında Mevlana'nın ayak sesleri yankı yapıyordu. Sanki boş bir mekanda Mevlana, muhabbeti ifade eden dalgın bakışlarla, her an kalbine bakıveren o baygının su bakışlarıyla Mevlana Şems'i arıyordu. Şems gurbet edince karanlık gelir ya, Şems batınca, Şems güneş demek biliyorsunuz Arapça. Güneş batınca ne gelir? Karanlık gelir değil mi? Mevlana mekanı karanlık görüyordu. Bir güneş bekliyordu, bir Şems bekliyordu. Lakin gurbet etmiş, gruba gitmişti. Hocasını arıyordu, şiirlerle arıyordu, kasidelerle arıyordu. Hasret dolu, muhabbet dolu şiirler yazıyordu. Allah dostu Allah dostunu arıyordu. Biri gelse ona dese ki hocanı gördüm, cübbesini çıkarıp hemen verirdi. Sonra Şam'a gitti, duramadı Konya'da. Oradan Mevlana'yı duyanlarla bir araya geliyordu. Muhabbetini anlatıyordu. İlim dolu olan, koskoca okyanus gibi olan bu adamı görünce hayret ediyordu Suriye halkı. Diyorlardı ki asrının dahisi olan, devrenin büyük şahsiyeti olan bu adama bu muhabbeti kim verdi? Bu büyük zata bu muhabbeti kim verdi diyorlardı. Hayret ediyorlardı. Bir şey daha söylüyorlardı. Bu adam, bu büyük dahi kimi sevebilir ki bu kadar? Ondan büyük kim olabilir ki? Hayret ediyorlardı. Ve sonra Mevlana tasavvufta büyük bir mertebe sayılan Fenafi Şeyh makamını ifade eden şeyi orada keşfetti. Bir gün birden ayağa kalktı. Kendini teskin ediyordu. Şeyhi yoktu artık. Şöyle diyordu. Aslında diyordu, Şemseddin'le benim aramda hiçbir fark yok. Eğer o güneşse ben güneşten akseden bir zerreyim. O denizse ben bir denizden bir damlayım. Zerrenin ışığı güneşten gelir. Damlanın varlığı da denizdendir. Şems neyse ben de aynıyım diyordu. Şems neyse ben de aynıyım. Şems bitmişti artık. Şems'i geçmişti artık. Şems'e ihtiyaç yoktu artık. O Fenafir Resul makamının denizinde yavaş yavaş yüzüyordu artık. Bütün kainat Hazreti Peygamber, Peygamber'e rahmeti olarak görünüyordu. Men bende ikuanem eger candarem, men hakere hey Muhammed muhtarem, eger nakil kune cüzin kes ez guftarem, bizarem ezu vezan suhun bizarem cümleleri Mevlana'nın o anında dilinden dökülen sözlerdi. Ben yaşadığım müddetçe Kur'an-ı Kerim'in kölesiyim, bendesiyim. Men hakere hey Muhammed muhtarem, ben seçilmiş Hazreti Muhammed Mustafa'nın ayağının tozuyum. Kim benden bunun dışında bir söz naklederse o sözden de o adamdan da nefret etmişim. Sonra bir ara yine Dimaşk'a gitti, Suriye'ye.
Orada aynı cümleleri şöyle ifade etti. Ben Şems'i aramıyorum. Hakikate ben kendimi arıyorum. Şemseddin'de olan her şey bende de var. Bir insanın ruhundaki inkılaptı bu. Bu büyük inkılabı Şems becermişti. Şems başarmıştı. Şems açmıştı Mevlana'da. Sonra o muhteşem mesnevinin cümleleri dökülecektir. Artık Şemseddin'de gördü, her şeyi kendinde gördü. Selahaddin Eddukak kendi sırdaşıydı Şems'ten sonra. Hatta onun halifesiydi. Mevlana artık Mevlana olmanın dışında bir şeyhti. Tarikat veren, tarikat edebi veren büyük bir zattı. Mekan mekan bazen Çelami Hüsamettin Şems'e, Mevlana yakın oldu. Bazen Selahaddin Eddukak, ki Selahaddin'in vefatından sonra 658'de vefat edince Çelebi Hüsamettin onun yanına geçti. Ve Mevlana'nın mesnevi telifine en büyük sebeplerden biri odur. Mevlana'nın bir özelliği vardı. Kendi ruhunda galyanlar meydana getirecek bir sırdaş arardı hep, bir dost. O dostu bulamadığında mesnevi dururdu. O dostu bulduğunda mesnevi yürürdü. Hatta Hüsamettin Çelebi hanımı bir ara vefat edince, Çelebi Hüsamettin o halde meşgul olunca mesnevi de durdu. Mevlana farklı bir insan, farklı bir iklimdi. Şairlerdeki mevcut olan bütün nezafet, nezaket, incelik, zarafet onda vardı. Alimdeki bütün hassasiyet vardı. Tasavvuftaki bütün derinlik vardı. Mevlana'yı hiçbir zaman tek bir alim gibi görmeyin. Mevlana bazen sert kalemiyle bir şair gibidir. Bir nef'i, bir fuzuli neyse bazen Mevlana öyledir şiirde. Sert konuşur bazen. Birdenbire çıta yükseltir yukarıya doğru. Bazen şeriat ilimlerinden büyük bir bahir açar. Bazen mana ilimlerinden. Bazen birdenbire eski hikayelere dair güzel güzel şeyler getirir. Kur'an'ın tefsirine dalar gider birdenbire. Kendi kaybeder mesnevi boyunca. Sonra birden kendine gelir. Günündeki bir kötü hadiseyi birdenbire terennüm eder. Anlatır onun çirkinliğini. Mevlana tek bir mutasavvuf değil, tek bir alim değil, fakih değil. Aynı zamanda bir şair, bir edebiyatçıdır. Birçok yönü birden cem etmiş olan. O öyle bir yerde şöyle diyordu. Aşk ve muhabbet dünya ve ahirette pişmanlık getirmeyecek bir güzelliğe bağlıdır. Bu uyumu, bu güzelliği sağlayamayan nedametle kıvranacaktır. Kur'an'ın ifade ettiği gibi ki Furkan suresindeki 28. ayeti işaret ediyordu. Ah ne olurdu falanı dost edinmeseydim. Ama birbirlerine uyum halinde olan sevgililer bunların arasında ayrılık ve düşmanlık olmayacak, nedamet olmayacak. Burada Zuhruf suresinin 67. ayetine giriyordu birden. Küfürde birleşip sevişen dostlar o gün mahşer günü birbirlerinin düşmanıdırlar. Takva sahipleri ise dostturlar diyordu. Mevlana'nın her cümlesinde aslında tefsire dağıldığında işaret etmeden bir ayeti getirir. Ve şöyle diyordu. Bu uyum diyordu, muhabbet uyumu sahabe-i kiramda imanı halk eden, ruhları peygambere cezbeden bir unsurdur.
İman kervanının ilk öncülerinden birçoğu bu unsura bağlıdır. Mucizelere değil, sahabe Hazreti Peygamber'in mucizelerinden dolayı değil, muhabbetlerinden, Resulullah'ın yüzünde gördükleri güzellikten sevdiler. Sibih Salar anlatıyor. Mevlana'yı hiçbir zaman uyku elbisesiyle görmedim. Uykusu geldiği zaman oturduğu yerde dalardı birden, başını eğerdi, kestirirdi böylesine. Öyle uyurdu. Namaz vakti gelince kıbleye dönerdi. Ancak rengi ve şekli değişirdi birden. Namazda çoğu kez istigrak haline düşerdi. Kendini kaybederdi. Onu gördüm çok kez. Yatsı vakti namaza başladı da bütün geceyi bir rekatle geçiriyordu. Bütün gece boyunca bir rekat. O kendi namazını anlatırdı. Ondan anlaşıldığı gibi salatül muvaddiya, biraz sonra dünyaya veda edip gidecek olan bir müminin namazı gibi namaz kılardı. Namaza kendini tamamen unuturdu. Bazen aynı ayeti döner döner okurdu. Kendinde değildi çünkü. Rabbi ile meşguldü. Zamanı hissetmiyordu, mekanı hissetmiyordu. Bazen rükû hatırlamıyordu. Sücudu hiç hatırlamıyordu. Secde etti mi etmedi mi? Dikkat edin, bu vesvese değildi. Vesveseden farklıydı. Çok farklıydı. İstirak haliydi. Kendi de değildi. Zaman geçmiş. Secdedeyken bazen neredeyse güneş doğacaktı. Gönlünde bir aşk ateşi vardı. Sükun bulmuyordu. Galiyan vardı. Susmuyordu. Çok kez namazda ağlardı. Sıcak gözyaşları Mevlana'nın sakallarını ıslatırdı. Konya'nın kışları soğuk olurmuş. Çok soğuk olan şiddetli günlerde, kış aylarında Mevlana'nın döktüğü gözyaşları, sakalına akan gözyaşları sakalında ve yanaklarında donup kalırdı. Bir parça buz olurdu sakalı. Bir parça buz olurdu sakal. Zahitti. Allah'ı çok seviyordu. Krallardan, idarecilerden, zenginlerden gelen hediyeleri muhtaçlara taksim eder ayırırdı. Halbuki kendisi yiyecek ekmek bulamıyordu. Ama o fakirliği seviyordu. Belki açlık terbiye eder diyordu. Ekmek bulamadı. Ekmeğini fakirlere, dostlarına, talebelerine dağıttığı an şöyle diyordu. Şimdi ben diyordu. Allah'tan başka her şeyden tecerrüt etmiş, uzaklaşmış olan fakirliğin güzel kokusunu duyuyorum. Selam derdi. Cömert. Bir dilenci geldi mi verecek bir şeysi olmazsa gömleğini çıkarırdı, abasını çıkarır verirdi. Hatta çoğu kez rahat çıkarabilmek için kolay olacak gömlek giyerdi de
İsteyeni hemen çıkarıp verirdi. Başka şeyim kalmadı derdi. Bir gün yoldan geçecekti. Yolda uyuyan bir köpek vardı. Üstünden geçemiyordu, yollardı. Rahatsız etmekten çekindi. Uyanıncaya kadar başında bekledi. Sonra bir adam geldi. Mevlana'nın köpeği rahatsız etmemek için geçmediğini anlayınca köpeği kovaladı. Yolu açtı. Mevlana sessizce şöyle dedi. Ona eziyet etti. Ona eziyet ettim. Bir gün birbirlerine hakaret eden iki adam gördü. Biri diğerine şöyle diyordu. Sen bana bir defa küfredersen ben sana 10 defa küfrederim. Celaleddin birden bir nur gibi araya girdi. Siz dedi bana 1000 defa küfrederseniz bense 1 defa dahi küfretmem. Birden Mevlana'ya yapışıyorlardı. Sarılıyorlardı Mevlana'nın ellerine. Bizi barıştır diyorlardı. Ey Allah dostu, sevgi ve rahmet dostu diyordu. Mevlana olmak kolay mı? Şems'i bulmak kolay mı? Sonra Şems olmak. Şems olmak. Mevlana'nın medresesinin başındaki, türbesinin başındaki türbenin rengine baktınız mı hiç? Yeşil. Peygamber türbesini hatırlamak, o yoldan gitmek. Tembellikten nefret ederdi. Başkasının sırtından geçinmezdi. Derler ki onun 15 dinarlık bir geliri varmış, vakıflardan gelen. Bunu helal edebilmek için fetvalar verirdi. Çok severdi insanlar onu. Gördüğünde etrafında birleşirlerdi. Sultanlar ve idarecilerle karşılaşmak hiç istemezdi. Emirlerden biri onu görünce bir ara Mevlana'ya dedi ki, sultanlardan biri, valilerden biri, sizi ziyaret edemedik, bizi bağışlayın. Mevlana şöyle dedi, özür dilemenize gerek yok. Çünkü sizden uzak olmak, beraber bulunmaktan çok daha hoşuma gidiyor. Mevlana buydu aslında. Baştan sona bütün mukarreb olan, muhabbeti ifade eden bir zattı. O muhabbet olmasaydı Mevlana olmayacaktı belki. Günün birinde bir adam geldi. İç alemini okuyan bir adam. Bir şule olan ama ateş gibi olup kendini yakan bir şems geldi. Mevlana'daki büyük tabiatı keşfetti. Bu adam, bu alim dedi. Büyük bir kalp sahibi. Onun kalbindeki sükun halini harekete geçirmek gerekir dedi. Birkaç şey söyledi. O Şems'le görüşmeden önce büyük bir münazara üstadıydı. Ama Rabbani cazibe kendisini kaplayınca dedikodudan uzaklaşıp işin hakikatine, haberlerin haberine ulaştı. Tıpkı Şafii'nin dediği gibi, şiir yazıyordu İmam-ı Şafii, divanı vardır. Sonra şiiri bırakıyordu, yazmıyordu, az yazıyordu. Diyorlardı neden? Bir alime şair olmak yakışmaz diyordu. Şair olmak bir alim için nakisi olmasaydı Levitten büyük şair olurdum diyor. Mevlana da öyleydi. O mana ilmini keşfettikten sonra kavgalardan kenara çekiliyordu. Artık ilmi münakaşalara girmiyordu. Sadece hakikatin ilmini, şeriatın güzelliğiyle yoğrulmuş, hakikatin ilmini keşfedip anlatıyordu Mevlana.
ve Mevlana. O aşkı anlatırken aslında aşkın o iç alemdeki bütün vurgularını ortaya koyacaktır Mevlana. Aşk ulu dağlara tecelli edince dağları eritir, hoplatmaya başlardır. Aşk insanın ağır vücudunu havalarda uçuran, yerden göğe çıkaran kanatlardır. Sonra birden Araf suresine döner. Rabb'ı dağa tecelli edince dağ yerle bir oldu ve Musa yığılıp yere kalıverdi, bayıldı. Harre kelimesini kullanacaktır. Bakın aşk derken tecelli anlatır. Mevlana'nın Şems'te bulduğu da bu aşktı. Rabb'ın tecellisini bulmak. Aşk alemlerden müstağnidir. Sevgilinin aşkını kalbine yerleştirip onun dışında her şeyi unutan insan Mecnunların ulusu efendisidir. O kralların kralıdır. Sultanlar ve taşları onun huzurunda boyun eğerler. İmparatorlar ona köle gibi hizmet ederler. Aşk külün altındaki ateş gibi gizlidir. O mütevazidir. Fakat insanların canlarına hükmeden sultanlar aşktan korkarlar. Sonra bütün cazibesiyle haykırır. Sesinin bütün gücüyle ilahi cezbeye yakalanmış bir halde mülk ve saltanatlarında maddeye ve cisme kul olanlar, Allah sizlere yolunuzu mübarek etsin. Biz sizinle uğraşmıyoruz. Biz bekavasını haiz olan aşk devletin esirleriyiz. Mevlana'nın aşkı budur. Mevlana'yı başka şekilde yorumlamak isteyenlere bin kez yazıklar olsun. Bin kez. İslam alimlerini yıpratmaya, gözden düşürmeye uğraşacak olan bütün gayretlere bin defa yuh olsun. Sonra birden aykırır. Bütün hastalar hastalıklarından kurtulmaya temenni ederler. Kurtulmayı isterler. Ancak aşk hastaları müstesna. Onlar hastalıklarının artmasını arzu ederler. Elem ve ıstıraplarının kat kat çoğalmasını isterler. Ben bu zehirden daha tatlı bir içecek görmedim. Bu hastalıktan daha faziletli bir sağlık hiç tatmadım der. Evet, evet. Aşk bir hastalıktır der. Fakat her hastalıktan kurtaran bir hastalıktır. Aşk olan bütün hastalıklardan kurtulur. İnsan aşka müptela olduğu zaman artık başka hiçbir hastalığa düşmeyecektir. Çünkü o ruhun sağlığıdır. Sonra benim yaralı bir ciğerim var. Buna mukabil yaralı olmayan bir ciğeri bana kim verebilir? İnsanlar bu yaralı ciğeri almıyorlar. Zaten sağlama mukabil hastayı kim satın alır ki? O aşktan uzak olanlara hitap eder. Aşktan uzak olanları şöyle ifade eder. Harap olan beldelere vergi konmaz. Ne kadar güzel söyler. Harap olan beldelere vergi konmaz. Bırakın onu kendi haline. Harap olmuştur. Ona fayda yok. Çünkü verginin faydası var halka. Harap olan bir kalbin faydası yok. Vergi alınmaz bir toprağa benzer. Sonra şöyle der. Aşk babamız Adem'in mirasıdır. Sadece akıl yürütmek ise şeytanın yüküdür. Aşk teslimiyete dayanır. Dahi olan filozof ise aklına ve nefsine güvenir. Sonra o yokluğa mahkum olana yöneldiğinde güzelliğini kaybeder. Beşeri aşklar kaybolur. Ölümsüz bir hakikate erer. Ona bahşeder, hayat bahşeder. Sonra Hazreti İbrahim'in kıssasını anlatır. Sonra Kur'an'daki Şura suresinde, En'am suresindeki 76. ayeti söyler. Hazreti İbrahim aleyhisselamın güneş ve ayla ilgili kıssasını anlatırken, ben zevale uğrayanları sevmem. Ben bitecek aşkları sevmem. Baki olana
baki olana sevdalıyım, baki olan Allah'tır der. Mevlana'yı nasıl anlayacaksınız? Mevlana'yı bazıları hiç anlamıyor. Hiç anlamaya çalışmıyorlar. Sefih ve sefil bir daire çiziyorlar. Mevlana'yı anlayacak. Mevlana'yı kendi sefihliklerine ve sefahetlerine ortak etmek istiyorlar. Mevlana iki denizin birbirinden uzak olduğu kadar uzaktır onlardan. Ve hiçbir zaman ümitsiz kalınmaması gerektiğini ifade eder. İnsan ümidini kesmeyecek aşktan. Sonra çok güzel bir söz söyler. Allah senden razı olsun ey aşk der. Ey hastalığımın ilacı, ey derdimin devası, ey gönlümün doktoru, ey ümitsizliğimin reçeli. Aşk öyle bir ateştir ki tutuşturunca masivadan Allah'tan gayri her şey yakar. Ve sonra birden döner. Şer'in çizgisini unutmamak için, unutulmamak için tevhid öyle bir kılıçtır ki der. Sahibi onu sıyırdığı zaman Allah'tan gayri her şeyi keser. Sonra der ki, ebedi genç kalmak mı istiyorsun? Kalbine sahip ol, yüzüne nurlar tecelli eder, aydınlatır seni. Kalbin aydın olursa yüzüne vurur, unutma hiç. Daima tazeliğini ve hayatiyetini kurtarmak mı istiyorsun? Gülümseyen bir gül ve açan bir çiçek mi olmak istiyorsun? Kalbine bak. Aslında kalbim kalbim diyorsun, kalbin semavi emanetlerden olduğunu bilmiyor musun? Şüphe yok ki çamurun içinde su vardır ama onunla elini yıkayamazsın. Çünkü elin çamur olur, göğsünün üzerinde hissettin darbelere kalp deme sakın. Çünkü kalp göklerden de üstün olana, enbiya ve asfiyanın kalbine denir. Mevlana budur işte, her an her dem peygambere özlem çeken, onların hayatına özlem çeken, kalbi yanan bir aşık. Bu ölüm korkusu da nereden geldi? Ölümden bu kaçış niye? Ne olursan ol, mutlaka bir yerden başka bir yere, önce yokluktan varlığa, sonra varlıktan yokluğa, behemhal, çaresiz gideceksin. Elbiseni değiştireceksin, kendine gel. İnsanlığın ufkuna, ilmi ve ruhani kemaletine ulaşamazsın ölmezsen. Sen, dikkat ediniz, beka alemine ancak fena yoluyla ulaşabilirsin. Be adam der. Öyleyse o yeni bir ka aleminin başlangıcı, sonsuz olan alemin başlangıcı olan bu yeni yokluk yani ölüm devresinden niçin kaçıyorsun? Sen hayatta ölümü görüyorsun, onu tecrübe ediyorsun ama ölümden kaçıyorsun. Yazık sana. Dün elinde meşale olduğu halde şehrin etrafında dolaşan bir ihtiyar gördüm der. Sanki bir şey arıyordu. Dedim ki, efendi bir şey mi arıyorsun? Dedi ve döndü bana dedi ki, kargalar ve hayvanlar arasında bulunmaktan bıktım. Onların kötülüklerinden sıkıldım. Kibar insan arıyorum. Etrafımda dolaşan bu tembelliklerden, çirkefliklerden bıktım usandım. Dedim ki ona, aradığını bulmak kolay değil. Ben de uzun müddet aynı şeyi aradım ama bulamadım. Bana şöyle dedi. Ben kolay bulunmayanı arayan bir kuşum. Yollardaki engeller beni işimden inşallah koyamayacak. Mevlana selam.
ve tarih 672. Konya'da zelzeleler, depremler var, hiç durmuyor. Konya halkı tedirgin. Şehir tam bir hafta boyunca sarsılıyor. Altan üste doğru. Sanki vuruyor. Sanki toprağa yarılacak. Celaleddin hastadır yatağında. Uzanmıştır. Dostlar ziyaret ediyorlar. Diyorlar ki depremler dursun diye dua eder misin a dost? O şöyle diyordu. Toprak acıktı diyordu. Toprak acıktı. Yağlı bir lokma istiyor. Çok yakında istediğine kavuşacak ve sizden bu bela kalkacak inşallah diyordu. Sonra aşık olduğuna, sevgilisine kavuşmayı yad eden, hatırlayan, içi yanan bir aşıkın terennümleriyle mısralar, kasideler, mersiyeler söyler. O zaten diyecekti ki, beni gördüğün gün tabutumu arkamdan ağlama. Ah vah etme arkamdan, bende dünya zevki kaldı sanma. Bende dünya aşkı var sanma. Arkamdan ağlama diyecekti. Ağlarsan şayet sana ah vah olsun işte o zaman. Dostu Sadruddin yanına geldi. Acil şifalar diliyordu. Üstad Allah sana şifa versin diyordu. Cevap veriyordu. Allah esasen sana şifa versin. Aşıkla sevgilisini arasındaki perde kalktığı zaman hangi şey sana zarar verebilir ki? Ben hasta değilim ki. Hasta olan beni hasta gibi görendir. Allah size şifa versin. Tam öleceği zaman birden bir feryat kopardı Mevlana. Eğer mümin ve tatlı isen ölüm güzeldir diyordu. O da mümindir. Eğer kafir ve acı isen ölüm de kafir ve acıdır. Yani bir kafire geldiği gibi gelir. Marifetleri açıklıyordu. Pazar günüydü. 1273 yani. 12. ayın 17'siydi. Güneş batıyordu. Şems gidiyordu. Şems batıyordu. Şemsi getiren dost gidiyordu. Uzanmıştı artık. Sevmiyordu. Dedikodu dolu dünya. Çirkef dolu bir alem. İftiralarla yıpranmış dostluklarına tahammülsüz bir alemden firkat ediyordu artık. Gitse kapılar açılsa bir, mekanlar açılsa bir, kaçıp girecek, açılıyordu nihayet. Sevgilisine doğru giden, Resuller Resulüne doğru giden bir kapı açılmıştı. Bir dehliz görünüyordu, atıyordu kendini oraya, kayboluyordu, alıp götürüyorlardı. Bütün insanlar vardı cenazesinde, Müslümanlar vardı, dua ediyorlardı. Fatihalar, tekbirler getiriyorlardı. Hristiyanlar vardı, İncil okuyorlardı. Yahudiler vardı, Tevrat okuyorlardı. Hayret ediliyordu bu insanlara. Nasıl cenazesine katıldınız bir İslam aliminin? Diyorlardı ki, onlar o adamın bize marifeti gösterdi. Allah'ı bilmeyi öğretti. Selam Mevlana'ya, selam, selam. Yine selam, yine rahmet. Ne güzel burada olmak, sizinle olmak ne güzel. Size konuşmak, size konuştuğumuzu bilmek, binlerce yerden dinlendiğini bilmek, binlerce yerden dua almak. Her yaştan, her kesimden farklı insanların duasını almak. Farklı insanların güzelim ufkuna bir şeyler katabilmek. Güzel. Mevla'ya hamdü sena, lütuf ona. Bütün yönelişler ona. Ne kadar büyük lütuf etmiş. Bizi kul olarak yaratmış. Dünyaya göndermiş.
Ve en büyük lütfu Kur'an indirmiş ya. Hazreti Fahri kainatı göndermiş bize. Öyle bir insan ki kısa bir ömürde bütün güzellikleri bir sır gibi saklamış, bir hazine gibi. Ama anahtarı vermiş bize. Geçerken geriye hiçbir şey bırakmamış. Kur'an demiş ki bugün dininizi kemale erdirdi. Size din olarak İslam'ı seçti. Ve o haykırmış en yüksek yerden, benden sonra peygamber yoktur. Sevdik onları, sevdik Rabbimizi, sevdiğimizi ilan ettik. Sevdik Resuller Resulunu, bu fani alemde, bu baki olmayacak şu alemde, şu kısa ömürde sevmeyi öğrendik. Öğrenmeye gayret ettik, sevmeyi öğrendik kelimesi de belki ağır ya, hadi söyleyelim, kabul ederlerse, hani mahşuk olan önemsemez belki ama aşık önemser. Biz aşık olmaya çalıştık da mahşuk olmak mümkün değildir. Mahşukun aşıkı hakkında ne düşündüğünü bilmek de mümkün değildir. Ama biz sevdik. Bazen sevgi karşılıksız olur. Bazen sevgi bedelsiz olur. Bazen bedeli ağırdır. Ama insan sevdiğinden dolayı kınanmaz ya. Biz sevdik peygamberi, sahabisini sevdik, sevmeye gayret ettik. Mevla bizi bu sevgiden koparmasın, bu aşkımızı hiç dindirtmesin, bu aşkımız hiç bitmesin. Vuslat çok zor ya. Onun için hep ümit edeceğiz, hep arzu edeceğiz, hep koşacağız, koşturacağız. Yukarıya doğru tırmanan bir dağcı gibi. Ha bir gün elimiz kayar da düşer miyiz? Parçalanır mıyız? Paralanır mıyız? Olsun ya. Varsın çıkmaya çalışırken düşelim. Kırılsın bacağımız. Belimiz kırılmış. Ne olur ki? O yolda yaralansın. Akıversin kanımız o yolda. Ne olur ki? Ne kaybederiz ki? Sevenler kaybetmezmiş meğer. Yanlış sevenler değil. Doğru sevenler kaybetmezmiş meğer. Allah'ı sevmekten daha güzel bir şey olur mu? Söyler misiniz bana? Onun yolu ne biliyor musunuz? Kur'an söylemiş. Kur'an ifade buyurmuş. De ki ey Muhammed onlara, salat ve selamın olsun. Siz Allah'ı seviyorsanız, hani diyorlar ya Allah'ı seviyoruz. Herkes söylüyor ya. Allah'ı sevmiyorum diyen var mı? Herkes Allah'ı seviyor. Doğru mu, yanlış mı, yalan mı, doğru mu? Test edin. Kur'an test ettiriyor. De ki ey Muhammed onlara. Siz Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lekum zunubakum. De ki ey Muhammed onlara, siz Allah'ı seviyor musunuz? Allah'ı sevdiğinizi iddia mı ediyorsunuz? O zaman bana tabi olun. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan olunuz ki Allah sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Sevgi buymuş meğer. Muhammed Mustafa'nın yolundan gitmekmiş. Muhammed Mustafa gibi yaşamaya gayret etmekmiş. Buymuş sevgi. Seviyor musun böyle? Sen kendi ruhunun hakemi ol. Seviyor musun? Eyvallah seviyorsan. Selam sana. Seviyorsan gel ayaklarını öpeyim. Böyle sevmeyi biliyorsan. Mevlana gibi. Ötekiler gibi. Bırak sahabeyden bahsetmek. O ayrı bir iklim. Girilmez bir girdap o. Varılmaz bir okyanus o. Ama varsın mesela Mevlana dedik. Başkaları dedik. Şahin Akşibend dedik. Şeyh Abdülkadir Geylani dedik. İmam-ı Rabbani dedik. Cüneyd-i Bağdadi Sırî Sakati dedik. Şeyh Seyyid Taha-i Neri dedik. Hangisi olursa o silsilenin, o mübarek altın silsilenin hangi halkası olsa olsun onlardan biri gibi ol. Hace-i Emkeneki hangisi gibi olsan ol. Yeter ki o güzelim
rahmetten bir şey kapmaya çalış. Ama yalan değil. Doğru bir çizgi çiz, doğru bir yol çiz. Git oradan. Resulullah'ın ayağını bastı yere ayak bağız. İbni Ömer'in yaptığı gibi. İzlerini ara onun. Sevgiliye varmak ne zormuş ya. Ne ağırmış ya. Sevgili gibi yaşamak ne kadar ağırmış ya Rab. Sevgiliyi hissetmek Allah'ın Resulü'nü ne kadar zormuş. Sevmişler, sevmeyi bilenler. Bize sadece sözü kalmış, arkadan gidenler. Sözü kalmış. Müflis bir tüccarın malından bahsettiği gibi bahsetme kalmış. Yazık ya. Haklarınızı helal etmeyi bilin. فَاسْبَحِ السَّفْحَ الْجَمِيلِ yapınız. Günahkarlar karşısında, isyankarlar karşısında, fasıklar karşısında kalbinizde elinizi koyun. Birçok insan var, arıyor beni. Hocam falanca benimle uğraşıyor filanca. Affet. Affedemiyor musun? Allah'a emanet. Ben hocalarımdan onu öğrendim. Cahillerse hitap ettiklerinde, cahiller sizinle uğraştıklarında selam de geç git. Selam de geç git. Kur'an'ın ifadesi. Onlar, cahiller onlara hitap ettiklerinde selam derler. Hadi selam, yoluna çık olsun. Tıpkı Mevlana'nın dediği gibi hesabı Allah'a bırakın. Bu bir formüldür bakın. İnsanların birbirini kırmamasının formülüdür. Sizin hakkınızda konuşan mı var? Hanım bacım, hanım kardeşim, erkek kardeşim, amcam, dayım, genç kardeşim, Allah'a havale et geç git. Ben hep öyle yaptım hayatım boyunca. İkaz ettim. Mesela devam mı etti? Allah'a havale etti. Allah sari'ul hesabdır. Bütün hesapları görüştür. Hiç kaybetmedim. Siz de kaybetmezsiniz. Gönüllerin Rabbi Allah'tır. Sırların kâşifi Allah'tır. Gayıpların anahtarı Allah'tadır. O bilir ne yapacağını, nerede neyi nasıl kırdıracağını veya açacağını. Gül nasıl açar o bilir. Tohum nasıl çıkar. Toprak nasıl şerha hale gelir o bilir. Bırakın kararı o versin. Allah bize rahmetiyle